Merhabalar, ben Taha, Bay Taha kanalındasınız. Bugün ihtiyacım olan ama beklentim olmayan bir ürünü inceleyeceğiz. Pirana 2395 akıllı kumanda. İhtiyacım var çünkü benim 10 senelik televizyonun orijinal kumandası paramparça oldu. Sonra gidip bir çakma kumanda aldım ve çakma kumanda da paramparça oldu. Artık bir kumanda almam gerekiyordu ve bu ürünü gördüm. Ben bunu yine A101'den 129 liraya aldım. Fakat Türkiye'deki online pazar yerlerinde 200 liranın üstünde listelenmiş. Gidip 80-100 liraya bir çakma kumanda daha alana kadar bunu denemek istedim. Ve bu üründen de büyük bir beklentim yok. Bunun sebebi de markasının Pirana olması. Geçen sefer incelediğimiz hoparlörü hatırlarsınız. 3 puanlık bir üründü. Yani bu cihazın televizyon kumandasının yaptığı ana işlevleri yapması benim için yeterli aslında. Ama birazdan kutusunda da göreceğimiz gibi aslında birçok özelliği var. Bunlar benim 10 senelik LG televizyonumda çalışacak mı çalışmayacak mı göreceğiz. Şöyle hızlıca bir kutusuna bakalım. Üstünde bir jelatin olduğu için çok rahat görünmeyebilir. Ben de ilk defa sizinle beraber açacağım kutusunu. Şu jelatinden kurtulup öyle bakalım. Evet, artık daha rahat görünüyor. Evet, Pirana markasının 2395 modeli olduğunu söylemiştik. Kolay kullanım, USB tak çalıştır olduğu yazıyor. Google Voice yani mikrofonla komut alma özelliği varmış. 360 G sensör bilek hareketiyle hareket ettirilebiliyor. Kızıl ötesiyle mevcut kumandanızın tuşlarını buna kopyalayabiliyorsunuz. Bu yan tarafında hangi cihazlarla çalışabildiği yazıyor. Akıllı televizyon, Android Box'lar, projektör, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, tablet. Yani neredeyse USB bağlanabilen bütün cihazlarla çalışıyor. Bu tarafında barkod var, geç. Bu tarafında aynı. Burada bir QR kod var. Alt tarafında da ön tarafındaki özelliklerle aynı, gene infrared, G-sensör ve Google Voice'dan bahsetmiş. Kutumuzu açabiliriz artık. Bir poşetin içerisinde kumandamız. Bir de kullanım kılavuzumuz var. Kutuda başka bir şey kalmadı gördüğünüz gibi, at. Bu videoyu izledikten sonra kullanım kılavuzuna da ihtiyacınız olmaz, at. Kumandayı poşetinden çıkartalım. Kumanda kutusuyla hemen hemen aynı boyutlarda ama yine de elime aldığımda epey küçük geldi. Ayrıca epey hafif de. Kumandanın USB dongle'ı da pil yuvasından çıktı. Şu şekilde göstereyim. 2 adet küçük kalem pille çalışıyor. Hemen pil alıp geliyorum. Takalım şu pilleri. Pilleri takar takmaz şurada LED ışığı yanıp sönmeye başladı, görüyorsunuz. Yalnız tasarım olarak fena ha. Yani tasarımı çok hoş. Malzeme kalitesi olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Yani biraz hafif bir plastik gibi geldi bana. Ama tasarım olarak gerçekten güzel görünüyor. Bir de benim televizyonda sapasağlam çalışsa var ya, üf. Hadi gelin gidelim televizyonda bir deneyelim. Evet, kumandayı televizyonun yanına getirip USB dongle'ını televizyona bağladım. Başka hiçbir şey yapmadım. Sonrasında kumandanın açma tuşuna basarak televizyonu açmaya çalıştım. Fakat açma tuşu çalışmadı. Sonra televizyonu manuel olarak açıp diğer tuşların çalışıp çalışmadığını kontrol ettim. Ses açma tuşu. Görüyorsunuz çalışıyor. Program atlama tuşu çalışmıyor. Daha doğrusu ses kontrolleri dışında hiçbir tuş çalışmıyor. Ses açma. Ses kısma. Mute tuşu da çalışıyor. Bir de benim televizyonumda çalışacağından hiç umudum olmayan mouse'la kontrol. Mouse'la kontrol çalışıyor. Şu sağ üst taraftaki tuşa bastığımız zaman mouse ekrana geliyor, görüyorsunuz. Ve kumandanın hareketleriyle gayet hızlı ve stabil çalışıyor. Mouse imlecinin çalışması benim için sürpriz oldu. Çok iyi. Ve yine mouse'un çalışması diğer bazı özelliklerin de aktif olmasını sağladı. Şöyle sol alt köşeye geldiğimizde uygulamalarım diyor. Buna tıkladığımız zaman alt taraftan istediğimiz uygulamaya gidebiliyoruz. Şu benim önceki kumandadan alışık olduğum menü kısmını açacağım şimdi manuel olarak. Bu kumandadan açamıyorum çünkü şu anda. Smart tuşu var, mavi tuş, görüyorsunuz. Smart tuşuna basıyorum. Evet, bu ekran. Benim bu ekrana gelebilmem gerekiyor. Ve bu ekrana geldiğimde de şu özellikleri de gördüm. Şuradaki yön tuşları da gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi sağa, sola, aşağı, yukarı. Bunların hepsi çalışıyor. Seçmek için de ortadaki tuşa basmam yeterli. Hayır, ortadaki tuş şu anda burada çalışmıyor. Ama mouse özelliğim çalıştığı için mouse'u açıyorum. Buradan YouTube'a geliyorum, tıklıyorum ve YouTube açılıyor. Şimdi Smart'a bastığımda açılan bu ekranı bu kumandayla da açabilmek için tuş kopyalama özelliğini kullanacağım. Görüyorsunuz bu eski kumanda mahvolmuş. Tuşları yok. Evet, tuş kopyalama işlemini başlatmak için şu üst taraftaki Play Pause tuşuna bir kere basıyorum. Mod değiştirdi şu anda. Şimdi bir de basılı tutacağım.
Gördüğünüz gibi önce hızlı hızlı yanıp sönmeye, sonra yavaş yavaş yanıp sönmeye başladı. Bu konuma geldikten sonra diğer kumandamın ucuyla yeni kumandamın ucunu birleştiriyorum ve diğer kumandada atamak istediğim tuşun hangisi olduğunu belirtiyorum. Şu smart tuşunu atayacaktım ben. Smart tuşuna bir kere basıyorum. Gördüğünüz gibi hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı. Şu anda hangi tuşa atamak istediğimi soruyor yani. Şurada bir menü tuşu var. Bu menü tuşunu atayacağım ben. Bir kere basıyorum. Yavaş yavaş yanıp sönüyor. Ve play pause tuşuna bir kere daha basınca da bunu onaylamış olacağım. Evet, şu anda o tuşun aktif hale gelmiş olması lazım. Hemen deneyelim. Şu tuşa bastığımızda menünün açılması gerekiyor. Evet, şuradaki tuşa basınca menüm açılmadı. Fakat neden açılmadığını da anladım. Şu anda Bluetooth modunda, yani mouse'u falan bu şekilde kullanabiliyorum. Fakat şuradaki play pause tuşundan modunu kızıl ötesine çevirmem gerekiyor. Buna bir kere bastığımda modu kızıl ötesine döndü. Yani normal kumanda işlevine döndü. Şu anda menü tuşuna bastığımda açıldı, görüyorsunuz. Tuş kopyalamak da bu kadar kolay. Evet, internet tarayıcısına girdim. Şurayı kapatalım. Bu mouse simgesinin çalışması gerçekten harikulade oldu. Mesela şuraya bir şey yazacağız diyelim. Yazarken bu kumanda sayesinde bu klavyeyi hızlı bir şekilde kullanabileceğim. Öncekinde buraya herhangi bir yazı yazacağım zaman şu tuşlar arasında gidip gelmek. Mesela diyelim ki aile yazacağız. Önce A'ya gel. Sonra ta öbür uca git. İyi. Ve çalışmıyor da zaten. Her bastığımda da gitmiyor yani. Ama şimdi bu kumanda sayesinde hızlı bir şekilde yazabilirim. Şu mikrofon özelliğinin çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Sesli aramaya tıklayalım. Ses tanıma özelliği kullanılamıyor. Daha sonra ses tanıma özelliği olan bir cihaz ile yeniden deneyin. Benim televizyonumda öyle bir özellik yok demek ki. Kapat diyelim. İnternet aracısından Google'a girdim. Şuraya YouTube yazalım. Google'da da YouTube'u aratmazsın. Ama ben buraya bir şey denemek için geldim. Sayfada aşağı inmek istediğimde şunu kullanabiliyor muyum? Bu sayfayı nasıl aşağı indireceğim? Şöyle mouse imleci boşlukta bir yerdeyken ortadaki tuşa basıyorum. Sonra yukarı doğru iterek sayfanın aşağı kaymasını sağlıyorum. Evet, şuradaki page tuşlarıyla sayfayı aşağı yukarı hareket ettiremiyorum ama üst taraftaki ok tuşlarıyla sayfayı aşağı yukarı hareket ettirebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi de bu kumandadaki input tuşunu, şu sağ üst tarafta gördüğünüz input tuşunu yeni kumandamızdaki del tuşuna atayacağım. Öncelikle yeni kumandada şöyle bir kere basıyorum. İnfrared moduna, kızıl ötesi moduna geçtim. Kızıl ötesi moduna geçtikten sonra bu tuşa basılı tutuyorum bu sefer. Evet, şu anda sinyal bekliyor. Eski kumandamdan input tuşuna basıyorum. Şu anda algılamadı. Bir kez daha basıyorum. Evet, algıladı şu anda. Hızlı hızlı yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi yeni kumandamdan şu del tuşu demiştim. Basıyorum bir kere. Onaylamak için de play pause tuşuna bir kez daha basıyorum. Ve input tuşunu da yeni kumandaya atamış oldum. Hemen deneyelim input tuşunu da. Gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde açıldı. Tuş kopyalamak gerçekten çok kolay ve kullanışlı. Evet, şimdi de farklı bir olay deneyeceğim. Kablonet'in kumandası şu. Televizyonun kumandasından bağımsız olarak kablonet'in kumandasından kanal değiştirme butonunu yeni kumandamızdaki şu page tuşlarına atayacağım. Zerre kadar umudum yok, bir mucize gerçekleşmesini bekliyorum resmen. Üst tuşa atamıştım sadece. Üst tuşa basıyorum. İki tane kırık kumandayı tek kumanda yaptım şu anda. Hadi şimdi gidip şu kumandamızın notunu verelim. Dostlar, arkadaşlar. Hiçbir umudum olmayan bu kumanda resmen harikalar yarattı. İki tane kırık kumandanın yerine bundan sonra bu cihazı kullanacağım. Şimdi diyeceksiniz ki burada onlarca tuş var. Bunların hepsinin atamasını yapman mümkün mü? Hayır değil. Bunların hepsinin atamasını yapmama gerek yok zaten. Burada onlarca tuş var ama kaç tanesini aktif bir şekilde kullanıyorum ki? Yani ben şu Piranha'nın akıllı kumandasının beklentilerimin kat kat üstünde çıktığını söyleyebilirim. Mouse özelliğini kullanmak istediğimde şuna basıp mod değiştiriyorum. Daha sonra kızıl ötesi moduna geçmek istediğimde yine buna basarak modunu değiştirebiliyorum. Diyelim ki bir tuşu yanlış atadım. Aynı atamayı bir kere daha yaparak bu durumu düzeltebiliyorum. Televizyonu çektiğim açıdan tam anlamayanlar için bir kez daha göstermek istiyorum. Önce play pause tuşuna bir kere basarak infrared moduna geçiyorum. Şu anda infrared modunda. Daha sonra aynı play pause tuşuna basılı tutarak tuş ataması yapacağım. Basılı tutuyorum. Evet, şu anda hangi tuşa atayacağımı soruyor bana. Şu kanal yükseltme tuşunu bir kez daha atayalım. Gördüğünüz gibi basınca hızlı hızlı yanıp sönmeye başladı LED lambamız. Şu anda hangi tuşa atayacağımı soruyor. Page üst tuşuna bir tane basıyorum. Şu anda atamayı yaptı. Onaylamak için de play pause tuşuna bir kez daha basıyorum. Bu kadar. Deneme amaçlı kumandanın USB dongle'ını Mac bilgisayarıma bağladım. Şuradan mouse modunu açıyorum. Ve gördüğünüz gibi hareketlerimle mouse da hareket ediyor. Orta tuşla seçme yapabiliyorum. Şuradan videolar diyelim. Videolar kısmına geçtik. Shorts diyelim. Bu vesileyle videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Mouse'un 3 hassasiyeti bulunuyor. Bunu ayarlamak için de orta tuşa basılı tutarak volüm açma ve kısma tuşlarını kullanıyoruz. Orta tuşa basılı tutuyoruz. Volüm açma tuşuna basılı tutuyoruz.
Işık yanıp söndü ve şu anda hassasiyeti daha yüksek. Aynı şekilde hassasiyeti azaltmak için de orta tuşa basılı tutuyoruz ve volüm kısma tuşuna basıyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Bu akıllı kumandadan çok bir beklentim yoktu ama bu kadarını da beklemiyordum. Bu cihaza benim notum 10 üzerinden 8. Piyasada tabii ki bundan daha iyi akıllı kumandalar vardır ama bu cihazı 129 liraya almış olmam notu 8'lere çıkardı. Doğrusu kumandanın hiçbir dezavantajını göremedim. Hele benim televizyonun işletim sisteminde mouse özelliğini çalıştırabilmesi benim için harika oldu. Resmen 10 yıllık çileden kurtuldum. Bu kumandayla ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Pirana markasını 2395 akıllı kumanda modelini incelediğimiz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Kaçar.